saygıdeğer bakanlarımız, sevgili öğrenciler, saygıdeğer veliler, öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı canlı bağlantıyla İzmir, Samsun, Sivas ve Gaziantep'te bizimle birlikte olan bakanlarımızı, sınıflarında bizi izleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi de buradan, Ankara'dan sevgiyle selamlıyorum. Fatih projesini başarıyla yürüten Millî Eğitim Bakanlığımızı kutluyor, emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin eğitim tarihinde gerçekten son derece önemli bir günün, önemli bir adımın ve bunu atarken heyecanlı olduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü bu projeyi hayata geçirmek için arkadaşlarımla Başbakanlığım döneminde müzakereleri yaptığımda burada bir aksamanın olmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Çünkü böyle dev projelere bu ülkede alışmayanlar var, alışamayanlar var. Onları da buna alıştırmamız gerekiyor. Onun için kararlı olmamız lazım. Yol haritamızı gayet iyi uygulamamız lazım ki buna öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun, velilerimiz olsun. Gün gördükçe, gün geçtikçe evet bizim devletimiz yapar desin ve gerek etkileşimli tahtalar, gerek tablet bilgisayarlarla beraber evet bu gerçekleşti ve geleceğe çok daha farklı bakıyoruz desinler. Bugün 81 vilayetimizde 700.000 tablet bilgisayarı öğrencilerimize teslim ediyor, eğitim sistemimize kazandırıyoruz. Bugüne kadar 737.800 tablet bilgisayarı öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. İnşallah 2016 yılından itibaren 4 yıl süreyle 10.600.000 tablet bilgisayarı yine öğrencilerimize teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu rakam 10.600.000 ve şu anda ihalesi yapılarak sonuçlandırma safhasına geldi ve bu sonuçlandırma safhasından sonra da Türkiye'de ve dışarıda üretimi yapılacak ve bu üretimle birlikte de artık ülkemiz aynı zamanda bilişim teknolojisinde bir üs olmanın, uygulama alanı olmanın da adımını atmış olacaktır. Yani burada sadece bir pazar olmak, böyle bir hedef bizim kitabımızda yazmıyor. Aynı zamanda bu işin üssü haline geleceğiz. Bugün teslim edilen 700.000 tablet bilgisayarı öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tablet bilgisayarların milletimiz ve memleketimiz için hayırlı araştırmalara, hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Fatih projesiyle eğitimde gerçekten de çok güçlü, kaliteli bir altyapı kuruyoruz. Bu tablet bilgisayarlar tamamen, burası da önemli sevgili gençler, yerli tasarımlarla ülkemizde öğretildi. Bunun altını özellikle çizmem lazım. Tabletlerimiz birçok bakımdan piyasadakilerden daha üstün niteliklere sahip. Fatih projesi sadece tablet bilgisayardan ibaret değil, bilgisayarlarla birlikte etkileşimli tahtayı, çok fonksiyonlu yazıcıyı, fiber optik internet bağlantısını öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Tabii bu altyapıyı tamamlayacak şekilde her derse özgü eğitim içeriği hazırlanıyor. Videolarla, görsellerle dersler daha anlaşılır, daha zevkli hale getiriliyor. Bu çalışmaların da süratle tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacağına inanıyorum. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli öğrenciler, biz çok geniş, çok derin bir ilim geleneğinin bununla birlikte ilimle yoğrulmuş irfanın, hikmetin temsilcisi bir milletiz. Bizim ilim anlayışımız taklitçiliğe, tekrara, maddiyata dayanmaz. Tam tersine bizde ilim önce gönülle yapılır, kalple yapılır. İlmin peşine özellikle kazanç için, dünyalık menfaatler için değil, hakikatlere muttali olmak, ulaşmak için düşünür. Hani diyor ya, ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Mesele bu. Kendini bilmek çok önemli. Ya kendin bilirse, nice okumak. Çağının önüne geçemeyen, insanı geliştirmeyen, ruhları coşturmayan, hakikatin hakkını vermeyen ilmin bizim nezdimizde bir kıymeti yoktur. Bizler Batı'nın yaptığı gibi tabiata, dünyaya hükmetmek için değil, bilakis tabiatın kanunlarını, hakikatini öğrenmek ve öğretmek için ilim tedris eden bir geleneğe sahibiz. Tarihimizin her döneminde devrenin yıldızı haline gelmiş, diğer toplumlara örnek olmuş nice değerlerimiz, nice alimlerimiz, ariflerimiz vardır. İşte biz de bu bilinçle, bu özgüvenle 12 yıl boyunca önceliklerimizin en başına eğitimi aldık. Milli bütçemizin yarısını eğitime ayırdık. Personelin yarısını eğitime ayırdık. Zira eğitim olmadan hiçbir şey olmazdı. İkinci sıraya sağlık koyduk. Ve ülkemizin 4 temel taşı olarak eğitim, sağlık, adalet, emniyettir. Bunlar olmadan hiçbir olmaz. Burada bizleri izleyen gençler, öğrenci kardeşlerim bilmezler. Ama ben size bazı yaşadıklarımı anlatmak zorundayım. Aynı şekilde bizimle o dönemleri yaşayan burada değerli dostlarımız var. Eski Türkiye'de büyük şehirlerde bile, örneğin ben İstanbul'da okudum. İmkanlar öylesine sınırlıydı ki bu süreci tamamlamak için gerçekten çok büyük bir sabır ve azim gerekiyor. Bir sırada 3 öğrencinin oturduğu, aynı sınıfta 70 öğrencinin olduğu okullarda biz eğitim öğretim gördük. Bu 100'e kadar çıkıyordu, onu da söyleyeyim. Kara tahtanın önünde, toz toprak içinde ders işlenmeye çalışıldı. Okul olsa öğretmen olmuyor, öğretmen olsa ders kitabı, defteri bulunmuyor. Kırtasiye dükkanlarının önünde kuyruğa girerdik. Acaba kitaplarımızı temin edebilir miyiz? Sıra bize gelirdi, kırtasiyeci derdi ki bu kitap yok. Şu, o da yok. Şu, o da yok. Okulda abilerimizden bir üst sınıftan teksir notları derdik. Saman kağıdından ilkel bir makinesi vardı. O makinede mürekkepler birbirine karışmış. O teksir notlarını abilerimizden satın almak isterdik. Ve abiler de tabii bizi onu satın Çünkü eseri antika durumuna düşmüştü onlar için ve bize vermezlerdi. Nasıl olsa artık siz bunu kullanmayacaksınız, bize verin. Paramızla verecek. Hayır, vermezler. Ve bu da çalar kalem öğretmenlerimizi dinler, notlarımızı alır ve bu şekilde eğitim öğretime devam eder. Bugün sene başında Başbakanlığıma başladığım andan itibaren proje açıklamadım. Uygulamaya başladım. Dedim ki yılın başından itibaren sıraların üstünde kitaplarınızı bulacaksınız. Ve sıraların üstünde kitapları yerleştirdik ve çocuklarımız okullar başlarken sıraların üzerinde kitaplarını buldular. Ve ücretsiz olarak bu kitapları verdik. Niye? Eğitime çok önem veriyor. Geçmişte eski Türkiye'de bırakın sıranızda kitapları hazır bulmayı, paranızla bile bunları alamıyordunuz. Ve sevgili öğrenciler, böyle bir süreçten bugünkü sürece geldik. Kağıdı, kalemi, defteri paranızla bile bulup da alamadığınız dönemlerden bu ülke geçti. Köylerdeki, kasabalardaki sobalı okullara her öğrenci koltuğunun altında bir parça odun ya da tezekle geliyor. Şu anda bakıyorsunuz birileri acaba böyle bir şey bulabilir miyiz diye bunun gayreti içerisinde. Ve en ücra bilmez ya da böyle bir yer bulsalar bakıyorsunuz hemen televizyon kanallarında bunları yaymaya başlıyorlar. Niye? İşte öyle diyorsunuz ama bak biz filanca mezrada böyle bir okul bulduk. İsa. Bu doğrudur. Haberi verirsin milli eğitime, bu da çözülebilir. Yani bunların içerisinde hiç bunun istisnası yoktur diye bir iddianın içerisinde olamıyor. Ama gün ola armağan ola o da gidecek. Okula ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek gerekiyor. Ben 45 dakikada ilkokula gidiyorum. O kadar uzun bir mesafe. Öyle taşımalı sistem falan. Geç o işi. Nerede? Ama şimdi biz Anadolu'nun en ücra köşesinde taşımalı sistemlerle de olsa yavrularımızı okula gönderiyoruz. Orta öğretim hayatım zaten yatılı olarak geçti. Böyle okul. Biz bu kara günleri çocuklarımız yaşamasın diye eğitim altyapısını güçlendirmek için çalıştık, çabaladık. Hamdolsun. Bu konuda gerçekten çok büyük ilerleme kaydettik. Bugün diyebilirim ki ülkemin %75, %80'inde 30 kişilik ve 6 sınıflar var. Bunun üstünde işte 40-50'ye kadar çıkıyor. Ama onlar da telafi edilecek çünkü burada koyduğumuz hedef 30 ve 6. Öyle sınıflarımız var ki 20 kişi öğrenci var. Görevler de var. Öyle sınıflar da var ki bunlar da bir istisna. Dediğim gibi 40-50 buralara ulaşan yerlerde var. Buralarda da aşırı göç alma nedeniyle bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mesela 2002 yılında milli eğitime, milli bütçeden ayrılan neydi biliyor musunuz? 7,5 milyar. Yani 7,5 katrilyon eski rakam. 2014 yılının sonunda neydi? Küsuratı konuşmuyorum. 56 milyar düzeyine yükseldi. 56 katrilyon. Bakınız nereden nereye? 30.000 adet bilişim teknolojisi sınıfı kurup okullarımıza 1 milyon adet bilgisayar gönderdik. Geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bu. 2002 yılında 346.600 adet olan derslik sayısını ki bu sayıya sevgili öğrenciler 79 senede ulaşıldı. Biz ise 12 senede 234.473 adet derslik ilavesiyle bu sayıyı 581.133'e ulaştık. Eğitimde biliyorsunuz 4+4+4 sistemine geçerek darbe döneminin ürünü haksızlıklara, adaletsizliklere, kat sayıyla ortaya çıkan mağduriyetlere son ver. Meslek liseleri, imam hatipler, diğer düz liseler, Anadolu, fen, bütün bunların arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu bir yarış. İlim, yarış. Bilgi, nerede bulursak alırız. Ve bu yarışın içerisinde bu başörtülü, bu başı açık, böyle bir ayrım yapmaya kimsenin hakkı yok. Okullarda kılık kıyafeti serbest bıraktık. Bunları biz yaptık. Ve bakın şimdi Danıştay kararını açıkladı. Ne dedi? Ortaokulda, lisede başörtüsü serbesttir dedi. Danıştay'ın aldığı bu karar bir adaletsizliğin giderilmiş olmasıdır. Ne diyorlardı? Meslek lisesi mezunları, imam hatip mezunları üniversiteye şu katsayıya tabidir. Bu katsayıyı eğer halledebilirse geçer. Ya bu adaletsizlik değil mi? Aynı soruları o da cevaplandırmayacak. O da cevaplandıracak. Niye böyle bir engel koyuyorsun? Ve şimdi ne oldu? Bu engeller kalktı. Bakın benim iki çocuğum da başörtülü oldukları için Türkiye'de üniversite okuyamadılar. Ve gittiler yurt dışında okudular. Erkek evladımın bir tanesi aynı şekilde katsayıdan dolayı yüksek puan almasına rağmen, Boğaziçi'ne puanı tutmasına rağmen katsayı engelinden dolayı burada okuyamadı. O da yurt dışına gitti. Ve Harvard'da master'ını yaptı. Demek ki oluyormuş. Niye engelliyorsunuz? Büyük kızım aynı şekilde imam hatip'i bitirdi. Amerika'da okudu ve Amerika'nın en önemli üniversitesinden de doktorasını yaptı. Demek ki oluyor. Niye engelliyorsunuz? Ben diyorum ki bütün gençlerimizin önünü açmaya mecburuz. Çünkü başarı burada bizim. Bize düşen onlara en ideal anlamda ilmi vermek, bilgiyi vermek ve yavrularımızın muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasını hazırlamaktır. Bakın şimdi hukuk ve adaletten Kur'an ve siyer öğrenimine kadar pek çok yeni dersi müfredata yerleştirdik. Gençler şunu bilmenizi istiyorum. Eğer bir nesil tarihini bilmiyorsa, bir nesil dilini bilmiyorsa, bir nesil dinini bilmiyorsa o neslin geleceği yoktur. Yoksulluk, imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerimiz var. Biz annelere biliyorsunuz bundan dolayı özel burslar veriyoruz. Verdiğimiz desteklerle, burslarla, kredilerle onların eğitim özlemini, okul vasiyetlerini sona erdirdik. Bugün Türkiye'de maddi imkansızlık nedeniyle okuluna gidemeyen öğrenci sayımız yok denecek seviyedeyiz. En büyük atılımı yaptığımız alanlardan biri de üniversiteler. 2002 yılında ülkemizde 76 üniversite var. Ama şu anda ülkemizde vakıf üniversiteleri dahil 193 üniversite var. Üniversitesi olmayan elimiz kalmadı. Yani biz öğrenci üniversiteye değil, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Yaptığımız iş bu. Bizden bu konuda rahatız. Tabii atılması gereken daha çok adımlar var. Ve bizler eleştiri noktasında herhangi bir sıkıntımız da yok. Bazıları diyor ki Fatih projesi sona erdi. Tablet bilgisayar dağıtımı artık yapılmayacak. Bunu neye dayanarak söyledikleri belli değil. Madem Fatih projesi sona erdi, bugün dağıtılan 700.000 tablet bilgisayara ne diyeceksin? Hatta gelecek yıldan itibaren dağıtılacak yapıldı, neticelenecek, ilan edilecek. Buna ne diyeceksiniz? Sevgili öğrenciler, dert ne biliyor musunuz? Siyaseti dürüst yaparsanız ülke de kazanır, millet de kazanır. Ama siyaseti çirkin yaparsanız ülke de kaybeder, millet de kaybeder. Çamura izi kalsın mantığıyla yapılan siyasetin kimse en başta da ülkemize ve evlatlarımıza faydası olmaz. Yine birileri çıkmış. Bu kadar üniversite açılması hatadır. Burada şunu çok açık şekilde ifade etmek istiyorum. Eğitim kimsenin tek elinde değildir, olamaz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, diğer tüm hizmetlerde sadece mutlu azınlığın parası olanların değil, tüm milletin hakkıdır. Bize devlet olarak düşen nedir? Bütün gençlerimize, evlatlarımıza eğitim yapabilecekleri imkanı hazırlamaktır. Üniversite sayısını söyledim, derslik sayılarını söyledim. Aynen sağlıkta da bakın bugün Türkiye'de tarihimizde olmayan sağlık reformuyla sağlık adımlarını attık. Ambulans bulamazdınız, ambulans. Ambulans bulurdunuz, mazotu yok. Benzini yok. Ambulans bulurdunuz, içinde oksijen tüpü yok. Böyle bir noktadan bugüne geldik. Şimdi bizim ambulans sayımız bile 1'e 10, 1'e 15 artmış durumda. Artık helikopter ambulanslarımız var. Geçmişte nerede böyle bir şey? Artık bizim jet ambulanslarımız var. Niye? İnsan hayatına verdiğimiz değer sebebi. Ama hafıza-i beşer isyan ile malum. Ne yaparsanız yapın çok çabuk unutuluyor. Bu bakımdan bunlar çok önemli adımlar. 12 yıl önce nasıl bir Türkiye, bugün nasıl bir Türkiye? Dedik ki bu ülkede batıda ne varsa doğuda da, kuzeyde ne varsa güneyde de o olur. Bugün ulaşımdan sağlığa kadar her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da tüm vatandaşlarımız ülkemizin her yerinde aynı imkanlara sahiptir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de olan üniversitenin diğer vilayetlerimizin hepsinde de olmasından niye rahatsız oluyorlar? Elimizi vicdanımıza koyarak cevap verelim. Ülkemizin dört bir tarafından imkanı olan olmayan tüm gençlerimize üniversite eğitimi imkanı sağlamanın neresi kötü? Bilir misiniz? Şu anda burs veya kredi talebi için müracaat eden üniversite gençliğini eli boş geri döndürüleni yoktur. Hepsine burs veya kredi veriyoruz. Biz istiyoruz ki okumak isteyen, üniversiteye gitmek isteyen, akademik, özellikle kariyer planlayan her gencimiz bölgesine, kimliğine, inancına bakılmaksızın bu fırsata kavuşabilsin. Göreve geldiğinde üniversiteye verilen burs neydi biliyor musunuz? 45 lira çıktı. Şimdi 330 lira. Master öğrencilerine 660 lira. O zaman zaten böyle bir dert de yok. Doktora öğrencilerine 990 lira. Şu anda bunlar verilen burs veya kredi. Birileri tabela fakültesi diyerek apartman üniversite diye istediği kadar çamurası. Amerika'yı gezsinler, dolasınlar. Bunlara sorarsan oralarda gezip gidiyorlar, biliyorum. Öyle üniversiteler var ki Amerika'da bakıyorsun 2 katı satın almış veya kiralamış, orada üniversite eğitimi veriyor. Veya bir apartmanı satın almış, orada üniversite eğitimi veriyor. Bu tür üniversiteler var. Mesele teoride kalmak değil, pratiği süratle geliştirebilmek. Ve yola çıkmak çok önemli. Hamdolsun bizde öyle değil. Bizde olay çok daha farklı. sahip olması bizleri sevindiriyor. Üniversitelerdeki hocalarımız da inanıyorum ki gençlerimizin eğitim kalitesini her yıl daha da yükseltecek. Bu eğitim kurumlarını dünya çapında araştırmaların, yayınların merkezi haline getirecektir. Yeni Türkiye'nin inşasında en büyük görevi üniversitelerimizin, oralardaki pırıl pırıl gençlerimizin, öğretim elemanlarımızın üstleneceğine inanıyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, tabii eğitimde bu altyapıyı, bu imkanları sağlarken sizlerden de beklentilerimiz var. Yani Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi durun kalabalıkta, bu cadde çıkmaz sokak diyebilen bir gençlik istiyoruz. Bu cehalete çıkmaz sokak diyebilen bir gençlik. Bu gençlik elinde palanla, bıçakla, silahla dolaşan bir gençlik olmayacak. Elinde tablet bilgisayarıyla, kitabıyla, kalemiyle dolaşan bir gençlik olacak. Arzumuz. Böyle bir bilinçle, böyle sağlam bir iradeyle kendini yetiştirecek, milletimize yönelik her tehdidin karşısında dimdik durabilecek bir gençlik en büyük hayalimiz. Bizim zamanımızda evet kitap, defter, kalem bulmak çok zordu ama bunun yanında da yüksek ideallerimiz var. Biz gıdamızı bu ideallerden, hedeflerden, umutlardan alıyoruz. Bugünlere bu ideallerimizle, bu mücadele azmimizle gelen. Daha önemlisi bu millet hiçbir karşılık beklemeden yalnızca Yaradan'ın rızasını gözeterek mücadele veren nesiller sayesinde Malazgirt'ten bugüne varlığını ve özgürlüğünü devam ettirebilir. Biz istiyoruz ki önümüzdeki dönemde ülkemizin yeni Alparslan'ı, yeni Fatihleri, yeni Akşemseddinleri, yeni Gazi Mustafa Kemalleri çıksın. Bunu gerçekleştirelim. Biz istiyoruz ki bu topraklardan daha nice Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Itri'ler, Mimar Sinan'lar yetişsin. Gençler, yeni Türkiye'yi yükseltecek, büyütecek olan sizsiniz. Onun için 2023 dedim. Onun için 2053 dedim. Onun için 2071 dedim. Hedefleri bu şekilde belirledim. 2023 bu yol haritasının ilk istasyonudur. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldır. Burada hedefler belirledik. Ne dedik? 500 milyar $ ihracata ulaşacağız. Ne dedik? Kişi başına milli gelir, evet, şu anda 10.500 $, $25.000'a ulaşır. Bu hedefleri koymazsanız bir yere varamazsınız. Yeni Türkiye, kökü mazide olan ati, yani geçmişte olan bir gelecek. Bu anlayışla tarihine, kültürüne, inancına, değerlerine sımsıkı sarılan nesiller tarafından inşa edilecektir. Bunun için eğitim öğretim kalitesinin yükselmesi, ufkumuzun, ufkunuzun genişlemesi için tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Benim sizden isteğim bu tabletleri, interneti amacına uygun olarak kullanmanızdır. Az önce değerli Millî Eğitim Bakanımız Nabi Avcı hocamızın da ifade ettiği bilgisayarın sanal dünyasında kaybolup gerçek hayattan, okulunuzdan, öğretmeninizden, özellikle kitaptan uzaklaşmayın. Unutmayın, asıl olan kağıt, kitap, kalemdir. Asıl olan öğretmendir, onun size aktardığı irfandır, hikmettir. Teknoloji, bilgisayar, internet ancak yardımcı eğitim aracıdır. Bu düşüncelerle sistemimizin Fatih projesini hayata geçiren başta Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarımız olmak üzere herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize, eğitim camiamızın her bir ferdine, geleceğimiz olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Marif camiamızın değerli temsilcileri, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerim, eğitimde Fatih projesi kapsamında yapılan tablet bilgisayar dağıtım törenine teşrifleriniz için şükranlarımı ifade ediyor, sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu merasimi 81 ilimizde düzenlenen törenlerle birlikte yapıyoruz. Oradaki sayın bakanlarımızı, yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eğitim teknolojilerinin sunduğu imkanları okullarımızın, dersliklerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunmak üzere başlatılan Eğitimde Fatih projesi bu törenle yeni bir merhaleyi daha kat etmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlayan Fatih projesi büyük bir vizyonun, büyük bir eğitim hamlesinin adıdır. Projede ulaştığımız sayısal büyüklükler halihazırda Fatih projesini dünyanın en büyük eğitim teknolojisi yatırımı haline getirmiştir. Kurulumu tamamlanan 200.000 etkileşimli tahta, 310.000 derslikte kurulumu devam eden geniş bant internet, hızlı internet bağı, dağıtımı yapılan 30.000 çok fonksiyonlu network yazıcısı ve bugün ulaştığımız 1.437.000 tablet bilgisayar seti Fatih projesini bütün dünyanın yakından takip ettiği, hatta imrendiği bir konuma taşımıştır. Batı'daki pek çok ülke eğitim teknolojisi imkanlarını henüz tartışma safhasındayken bizim bu büyüklükte bir projede aldığımız mesafe ülkemizin son yıllarda ulaştığı gücün göstergesidir. Gördüğünüz gibi herkes konuşurken biz yapmaya devam ediyoruz. Dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlarımız ders işleme süreçlerinde kullanılması planlanarak üstün teknik özelliklerle donatıldı. Geliştirilen yazılımlar ve üretilen içerikler öğretmenlerimizin derslerini etkileşimli tahtalar ve tabletler aracılığıyla işlemesine imkan verecek. İçerik bakımından da şu anda dünyanın en büyük eğitim portallerinden birisi haline gelen eğitim bilişim ağı EBA'ya sahibiz. EBA dünyanın en büyük içerik portallerinden biridir, hatta belki de birincisidir. EBA üzerinden öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımını açtığımız dijital içeriklerin sayısı 150.000'i aşmış durumda. Elektronik ders içeriği üretme sürecine öğretmenlerimizin de katılmasıyla sahibi olduğumuz bu büyük havuzun içeriğini daha da katlamayı planlıyoruz. Başlattığımız çalışmayla Türkiye kısa vadede elektronik ders içerikleri ihraç eden, bu alanda dünyanın diğer ülkelerine öncülük eden bir ülke haline gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Fatih projesi yoluna devam ediyor. Bu proje kalbi selimle, aklı selimle düşünebilen, bakabilen her vatandaşımızın gurur duyacağı milli bir projedir. Yeni Türkiye idealinin en somut göstergelerindendir. Gelecekte bugünün eğitim tarihini yazacak olanlar, bu projeyi başlatanları, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hayırla yad edeceklerdir. Ben de bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz adına zat halilerine şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, yeni tablet bilgisayarların hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu araçların size hayır hak niyetlerle verildiğinden emin olunuz. Bu anlamda tablet bilgisayarlarınızın tıpkı defterleriniz ve kalemleriniz gibi birer eğitim aracı olduğunu unutmayınız. Eminim ki siz değerli öğrencilerimiz, devletimizin bir armağanı olan bu tablet bilgisayarları en iyi şekilde değerlendirebileceksiniz. Biz size çok güveniyoruz. Projede emeği olan öğretmenlerimize, uzmanlarımıza, yöneticilerimize, her kademede emek veren çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Gaziantep'ten, Gazişehir'den selamlar, hürmetler. Sayın Cumhurbaşkanım, tablet bilgisayarları dağıttık. Allah'ın izniyle Fatih projesiyle eğitimde kaliteyi artıracağız. Gaziantep'te belki biliyorsunuzdur, bundan 12 yıl önce derslik başına 60 öğrenci düşüyordu. Bugün biz bu rakamı 30'lara doğru çektik. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde hem yeni dersliklerle hem de Fatih projesiyle eğitimde kaliteyi artıracağız. Gaziantep Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak. Gaziantep Türkiye'nin büyüme motoru olacak. Bu gençler sayesinde olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin liderliğinizde bu projeyle olacak inşallah. Evet, burada şu ana kadar 33.150 tablet dağıtıldı. 8.913 tane İzmir'de akıllı tahta kuruldu. 1.444 tane çok maksatlı yazıcı da tesis edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanım, artık okullar açılınca her gencin sırasının önünde kitapları sayenizde konuluyor. Şu ana kadar da İzmir'de 84 milyon kitap dağıtıldı. Sizlere şükran borçluyuz. Sağ olun, var olun. Ve Ankara'dan, Ata'dan 3000 öğrenci öğretmenimiz sizleri selamlıyor. Sivas. İsmet Bey buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, gelecek yüzyılımızı şekillendirecek gençlerimize eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için başlatılan Fatih Projesi'nin adım adım gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Millî Eğitim Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza, huzurunuza teşekkür ediyorum. Allah yüzlerini ak eylesin, yüz aklı iki cana bedel. Sağ olasınız, var olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Samsun'dan da Ankara'ya enişten sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Efendim, burada öğrencilerimiz tabletlerini aldılar. Şu anda görebiliyorsunuz. Hepsi sizleri selamlıyorlar, teşekkür ediyorlar. Burada öğrencilerimiz biraz evvel Fatih Projesi'nin ne anlama geldiğini, ne içerdiğini ve ne katacağını kendileri bir sunumla anlattılar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, öğrencilerimiz bu projenin ne anlama geldiğini çok iyi özümsemiş ve çok iyi farkındalar. Size bu projeyle alakalı olan çalışmalarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz için ve öğrencilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız efendim.